Bu kentin fetihi olmadığı halde bulunduğunuz cami kılıçla ezan okunan camilerden bir tanesidir. Minbere çıkan camilerden. Özelliği ise şu, 1331 yılında bu çevrenin tamamını Türkler sahip oluyorlar. Kim tarafından? Süleyman Paşa tarafından. Süleyman Paşa Orhan'ın oğullarından, şehzadelerinden bir tanesidir. Bu bölgeyi ele geçirdikten sonra uzun bir dönem burayı kuşatıyorlar. Alamasalar da İstanbul Aydos'a kadar olan bölgeyi kendi topraklarına katıyorlar. Kent uzun bir dönem direnmesine karşılık yokluk ve açlıkla da mücadele ediyor. O sıra Türklerin bu bölgedeki davranışlarını izliyorlar ve bakıyorlar ki kendilerine yardım edebilecek tek topluluk şu an çevrelerinde olan Türkler. Dolayısıyla kenti savaşmadan terk ediyorlar. Dikkat edin, burası bir fetih camii olmamakla birlikte kılıçla ibadet yapılan tek evliler camilerden bir tanesidir. Alındığı ilk andan itibaren değil, 1337 yılında bu bölge Osmanlılara verildikten sonra bu camiyi inşa ediyorlar. Biliyorsunuz Osmanlı geleneği şehrin ana camilerinden bir tanesini yapmak. Hemen yakındaki Sakarya'da da bir benzeri var. Orhan Camii diye adlandırılır. Ama Şehzade Süleyman Paşa tarafından babasına armağan olarak yapılır. Bu camide kılıçla üzere çıkılma geleneği çok fazla bunaltması sonucunda bir tepki olarak başlıyor. Yani bu camide kılıçla Kutlu iyi çözemedi. Süleyman Paşa'nınla çeşitli dönemlerde ufak tefek restorasyonlar geçiyor. Bu hali 2015 yılında geliyor. Mimarisi taşlandı ve ihtiyat içinde olan bu caminin en büyük özelliği kentin her yerine hitap ediyor olması. Dönerseniz bakacaksınız. Bizim şu an saat yönünde, ben sırtımı döndüğüm an saat 3 yönünde birinci tarafı, İzmir tarafı, karşımızda Başiskele, yine saat 1 tarafında Gölcük ve saat 11 yönünde de Kartepe var. Yani İzmit'in hemen hemen total ilçelerinin tamamına hitap eden bir noktadan ve eskiyi düşünürseniz bu kadar sesin olmadığı dönemde de buradan okunan ezan sesinin en aşağıdaki yerleşim birimlerinden bile duyulduğu halk tarafından o dönem ifade ediliyor. Çünkü gezginler burada gezerken ilk dikkat ettikleri Hristiyan bir yerleşim alanı da var hemen aşağıda. Biraz önce çıkarken yolun kenarındaydı. Orası Ermeni sokağıydı. Bu kentte duyulan ilk ibadethane sesi buradan geliyor. Popüler ezan sesi de. Ve buranın bir Türk kenti olduğunu, Türk geleneği olduğunu biliyorlar. Kılıçla minbere çıkan hoca merdivenleri kılıçla tırmanmak zorunda. Bütün hutbeyi verirken de o kılıç kucağında durmak zorunda. Ve minberden o kılıç veriliyor. Bu geleneği de hala günümüzde sürdürüyorlar. Bu caminin en büyük özelliği bu kentin ilk mimari yapısı olması ve kente tamamen hakim Orhan Mahallesi'nin tepesinde olması konusunda. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Orayla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Kentin çeşitli dönemlerde, yani milattan önceden başlamak üzere bu kentin dış surları var. Aşağıda olan bugün yolun üst kısmı diyeceğiz. Yol sonradan doldurulma bir yol. Kentin dış surları tamamen Osmanlı döneminde bir deprem sonrasında yıkılıyor. Ve o yıkılmadan sonra biz dış surlardan hiçbir fark etmiyoruz. Hatta gömüldüğü söyleniyor. Bu dış surların dışında kalan bütün dünyada farklı dönemlerde ya depremler ve ya yanmalar sonucunda defalarca kez tekrar tekrar yapıldığını söyleyebiliriz. Aşağıda iki temel yapımız daha var bu yapıya yakın tarihlerde. Biri aşağıdaki Yeni Cuma Camisi dediğimiz cami. O da çeşitli dönemlerde restorasyon görüyor ve kıymetli camilerden biri. Ama oranın özelliği bir külliye olması. Bu külliyeden bugün sadece Sübyan Mektebi ve ana cami kısmı kalmış vaziyette. Hemen yolun üstünde üst geçidin bitiminde yer alıyor. Hemen onun sağ tarafında, yani şu an sırtımı döndüğüm noktada saat 5 yönünde de bir Fevziye Camii var. Yapılışı ve banileri çok sayıda olan bu cami en az 4-5 kez, yani 6 kez tamir ediliyor ve bugün
2004 tarihinden itibaren de hizmet açıldı. Bu caminin en son restorasyonu 2015 tarihi. Bütün binaların yıkılmasının ardından bu kentte 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başlarında şimdi ineceğimiz ana mahalleler ayakta kalıyor. Biz o mahallenin adına Kapanca Sokak diyoruz. Kapanca Sokak'ın şöyle bir özelliği var. Orada böyle bir yer daha var. Orada da bazı şeyler aktaracağız. Eski tarihi yapılarımız ve eski tarihi evlerimizin özelliklerinin biri tamamen Türk mimarisi olması. Bir başka özelliği ise o bölgenin tamamen Türk kültüründeki ev yapısının birebir örneklerini taşıması. 18 tane binamız var orada. Restorasyonu yapılmış. O binalardan bir tanesi arkadaşlarımız Büyükşehir adına onu anlatamayacaklar. Sırf aşağı konağı. İçini gezeceksiniz. Mimarisini de göreceksiniz. Yine Akçakoca adına düzenlenen bir alan var.